Güneşli günlerden merhabalar. Dünyanın büyük çoğunluğu gibi yaz buraya da geldi, iyice kendini hissettirdi. Sıcaklar sabah erken saatlerde ya da öğleden sonra erken akşamüstü saatlerinde bahçede çalışma imkanı veriyor. Ben de evin içindeki zamanı kullanıyorum. Geçtiğimiz günlerde Putkarısa'dan bir arkadaşım yazdı. Hindistanlı kendisi. Vişne. Vişne ister misin diye sordu. Ağacındaki vişneler onun tüketebileceğinden fazlaymış. Sık sık şikayetlendiğim, sistemlendiğim üzere Karadağ'da özlediğim tatlardan bir tanesi ekşi. Ekşi ve acı Karadağ mutfağında çok fazla yok zira. Daha ziyade tatlı üzerine Karadağ mutfağı. Ben de Adanalı olunca ciddi anlamda ızdırap çekiyorum bu noktada. Velhasıl dedim büyük zevkle. Dün uğradım kendisine arkadaşın. Ağaç da beni baş başa bıraktı. İstediğin kadar al dedi, dedim. Bak tavsiye etmiyorum. Çünkü söz konusu olan bir meyve ağacı ve bense bildiğiniz Tazmanya canavarına dönüşüyorum. Ve hani tüketiyorum. Hepsini alacak kıvama geliyorum. Gene bile iyi frenledim kendimi. Yaklaşık 3 kilo topladım ağaçlarından. Şimdi de onu temizliyorum. Ne yapacağım? Niyetim biraz likör, biraz meyve suyu, biraz da reçel yapmak bunlarla. 3 kilo çünkü. Bunlarla onları yapmak, dediğim gibi tatlı, yani şekeri bile ben 2012'de bıraktım. Hani çok fazla tatlı olan şeyleri sevmiyorum. Marketlerde satılan reçeller de inanılmaz şekerli geliyor bana. Dolayısıyla hani içimi bayıyor derler ya, içimi baydığı için ben de evde yapıyorum. Hem daha temiz, hem daha sağlıklı, hem daha ekonomik bunları evde yapmak. Normal koşullarda vişne ve kirazın çekirdeğini çıkarmak için satılan aparatlar var piyasalarda. Ama hani çok sık kullanmayacağınız bir şeyse para verip almak ya da evde boşu boşuna kalabalık yapmak bilemiyorum. Ben de bunun yerine şunu icat ettim. Bir tane ahşap çöp şişi ortadan kırdım. Şöyle kirazın altını, vişnenin altından iteklediğim zaman çekirdek otomatikman çıkıyor. Benim oğlan Haylaz kiraz ve vişneyle oynamayı çok sever. Kendisi şu an zaten köşede gözüküyor. Oynamasına müsaade etmiyorum. Çünkü koltukların altına fırlatıyor. Gördüğüm zaman alıyorum. Ama görmediğim zaman da onlar benden önce bulursa, daha önce birkaç defa çünkü yaptılar. Kan kırmızı olaraktan karşıma çıkıyorlar. Kalan aklımda uçup gidiyor benim o esnada. Dolayısıyla bırakmıyorum Haylaz'ın yapmasına. Günlerimiz şu an için böyle. Tarif olarak internette bir tarif buldum likör için. 1 kilo vişne, 500-750 gram şeker, ama ben onu 500 gram yapacağım çünkü çok tatlı sevmiyorum dediğim gibi. Kabuk tarçın, karanfil ve vodka ile yapılan bir tarif. Onu deneyeceğim. Yine tam tarifi de yazarım videonun altına. Şimdi benim spalar durmuyorlar. Bize müsaade. Görüşmek üzere.